Herkese merhaba, ben Ersin Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden gerçekten uzun zamandır istenen salondaki duvar dönüşümünü ve salonun genel dönüşümünü anlatacağım. Bu videoda tamamıyla salonla ilgili yaptığım yeni değişiklikler, yeni düzenlerden bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Gerçekten biliyorum uzun bir ara oldu. Ama birazdan hepsinin nedenini anlatacağım. İsterseniz çok uzatmadan hemen öncelikle turla başlayalım. Daha sonrasında da neyi nasıl yaptım hepsini sizlere göstereceğim. Şimdi şu şekilde kapıdan girdiğimizde bir önceki videom biliyorsunuz salon tur videosuydu. Bu tarafta bir şey yoktu. Koltuk orta taraftaydı. Yine bu taraf yemek alanıydı. Karşı tarafta da TV ünitesi ve televizyon vardı. Bu arada Nunu da şu an bize bu videoda eşlik edecek. Hatta meraklı ne yapıyoruz diye bakıyor. Öncelikle en büyük değişimle başlamak istiyorum. Ben karantina döneminde evde otururken şu görmüş olduğunuz koltukları satın aldım. Instagram sponsor reklamında karşıma çıktı ve çok beğendiğim için koltuk takımı olarak satın aldım. Koltuklarım İnegöl Sofa'dan. Kapris koltuk takımı 1-3, 2-3'lüden oluşuyor. Ve bir adet de bu şekilde bir berjeri var. Bunların hepsinin fiyatı 4590 lira. Şu an hatta 31 Ağustos'a kadar da kampanya devam ediyor. Bu şekilde ayak kısımları ahşap, ben ham olarak yaptırdım. Üzerine vernik attırmadım. Kumaşı keten, böyle krem rengi, taş rengi arası. Dokusu gerçekten çok güzel. Kullanımını da sevdim. Alıştım yani, öyle söyleyeyim. Zaten buraya açık renk bir koltuk istiyordum. O yüzden de biraz daha ferah olsun istiyordum. Çünkü şu görmüş olduğunuz balkondan sonra cam balkonda olduğu için salonum karanlık oluyor. Bunu daha önceki videoda da bahsetmiştim. Koltuk böyle. Yatakta olabiliyor bu arada. Şu kısmı sırt atlatma tekniği var. Bu yukarı ters dönüyor ve tek kişilik rahatlıkla yatak olabiliyor. Ben kampanya döneminde bu koltuğu satın aldıktan sonra böyle bir totalde bir değişime gittim. İlk koltuğu aldım. İşte 2-3'lü ve tek berjer olarak satın aldım. Berjer de bu şekilde, yani 360 derece dönebiliyor bu arada. Koltuğu satın aldıktan sonra aslında 2-3'lü almayı düşünmüyordum buraya. Ama kampanyalı bir fiyat olduğu için açıkçası aldım. Hani dedim en kötü birini kaldırırım. İşte üst kattaki bir odaya koyarım diye düşünmüştüm. Daha sonra birkaç gün sonra ikisinin aynı olma fikri beni biraz rahatsız etti. Daha sonrasında üzerine farkını ödeyerek Softi, yine serinin ismi, Softi koltuk takımından da sadece şu şekilde bu üçlü koltuğu aldım. Bunun da ayakları hemen göstereyim. Şu şekilde metal. Metal formda, gayet çok başarılı. Çok oldukça yumuşak, böyle pofidik. Yani TV koltuğu diyebiliriz. Bunun da rengi böyle gri tonlarında. Bu arada aldığım, yani bu salonda görmüş olduğunuz, satın aldığım, değiştirdiğim, neyi nereden nasıl aldıysam hepsini aşağıda açıklama kutusunda yazacağım. Renk kodlarına varana kadar yazacağım. Hiç merak etmeyin. Öncelikle şöyle genel bahsedeyim. Sonra detaylara da tekrardan ineceğim. Bugün yanımızda Esra yok. O yüzden ben tek başıma çekeceğim bu videoyu. Koltuklardan gitmişken, koltukları değiştirince tabii ki halıyı da değiştirme ihtiyacı buldum. Koltuklar çoğalınca masam çok uzundu biliyorsunuz. O yüzden masayı da bir önceki evimde kendim yaptığım masayı buraya koymak istedim. Yuvarlak masa gerçekten alanı oldukça geniş gösteriyor. Çünkü normalde benim bir önceki masam 2 metreydi ve şuraya kadar geliyordu. Haliyle girişi çok kapatmış oluyordu. Şu şekilde burada da bir berjer olduğu için giriş çok kapanmış gözüküyordu. Ben de o yüzden bu şekilde yuvarlak masayla değiştirdim. Bunun ayaklarını ben kendim demircide yaptırdım. Üst tablası da 120 santimlik MDF plakaydı. Bu salona getirince de komple beyaza boyadım. Biraz daha ferah gözüksün istedim. Halım Apex bu arada. Ondan da bahsedeyim. Doğal kilim, kendir kilim olarak geçiyor. Bu şekilde patchwork şeklinde. Bu 6 metrekareden de büyük bir halı. Minik minik siyah detayları var. Farklı tonlarda kilimleri var. Evet Nunucuğum.
Nunu da şu an kameraya bakıyor. Burada ise bir adet böyle yapay postumuz var. Bunu da Tegzer'den satın almıştım. Berger'in altında böyle kendine ait bir mekan yaratmak için özellikle alt kısmına böyle bir post koymak istedim. Daha doğal bir geçiş oldu. O yüzden gayet memnunum. Bu arada halıdan ve Apex'ten bahsetmişken hemen şu klentlerden de bahsetmek istiyorum. Bunlar da Apex bu arada. Bunlar da oldukça doğal, yani gerçek kilimlerden yapılmış klentler. Ben şu şekilde 4 farklı ama birbiriyle uyumlu olan renklerini seçtim. Bu arada Apex'in internet sitesinde Klent olarak bir sekmesi yok. DM'den, Instagram DM'inden yazarsanız siz de satın almak için ulaşabilirsiniz. Birini hardal, birinin daha böyle 5 tonu aldım. Birinde grilikler var, diğerinde de siyahlıklar var. Ama bütüne bakıldığında, yani halıya da bakıldığında bence gayet uyumlu duruyor. Ya buraya ben aslında birkaç tane halı denedim. Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Ama burada koltuklar da yeni olduğu için çok böyle jilet gibi bir görünüm olsun istemedim. O yüzden de daha doğal formda olan bu halıda en son karar kıldım. Bu üçüncü alım bu arada. Salona aldım. O yüzden de aslında bu süreç biraz uzadı. Aslında salonla ilgili yapmak istediğim şeyler bitmedi. Bu TV ünitesiyle ilgili bir dönüşüm, değişim, duvarlarla ilgili birkaç planım var. Bir de şu tam görmüş olduğunuz karşı duvarla ilgili de bir renklendirme çalışmam var. Burada da ben. Renklendirme çalışmam var. Bunu da henüz bitirmediğim için biraz aksatıyordum. Ama bu araya tabii teras düzenlemesi de girdiği için açıkçası salon bu haliyle kaldı. Ben daha fazla bekletmek istemediğim için hemen paylaşayım istedim. Hemen şöyle masa kısmına geçiyorum. Masada hani yeni aldıklarımdan bahsetmek için masayı söyledim zaten. Kendim yapmıştım. Buradaki sandalyelerde şu iki tanesi de yine İnegöl Sofa'dan aldım. Ayak kısımları mat siyah. Burada ise yine keten kumaş var. Bu da yine krem, böyle bir tık daha beş tonunda. Şuradaki pizza 02 kodu. Buradakinin ise kodu pizza 10. Bu da böyle bir tık daha ondan birkaç ton daha koyu. Ama yine de birbirine çok yakın tonlar. Neden yakın ton tercih ettim? Instagram'da bahsettim aslında. İki farklı model olduğu için ve çok eğer bu salonda hepsini kullanacaksam hepsinin görüntüsü beni rahatsız etmesin, işte çok baskın kontrast detaylar olmasın, salon iyice küçük gözükmesin diye aynı olmasını çok sevmiyorum ben. O yüzden de birbirine yakın, işte birinin daha böyle gri olduğu, diğerinin ise daha krem olduğu bir renk seçtim. Keten seçtim. Kediyle keten zor oluyor mu? Aslında çok da kolay diyemem ama eğitimle alakalı. Yani mesela Nunu'nun yaptığı şurada küçük bir iz var. Mümkün mertebe ona engel olmaya çalışıyorum ama Nunu Allah'tan öğrenebiliyor. Aslında bence bütün kediler öğrenebilir. Eğer sizin kedinizde de böyle bir sıkıntı varsa o her oraya gittiğinde yaptığında onu yapmaması için kesinlikle uyarın derim. Şimdi hemen tekrardan masa, yemek masası alanına geçiyorum. Buradakiler ise konsept sandalye masadan. Bunlar keska sandalye. Bunlarla ilgili bir detay bahsetmek istiyorum sizlere. Bunların da ayaklarını ben yine mat siyah yaptırdım. Siyahları bu yeni salon dekorasyonunda daha böyle küçük parçalar olarak kullanmak istedim. Gerek aydınlatmada olsun, gerek de sandalyelerde olsun daha minik boru detaylarla geçmek istedim. Bunlar da keska, ahşap hazeran sandalyeler. Ama bu hazeranın diğer hazeranlardan farkı şu. Konsept sandalye masadan ben rica ettim ve bu hazeranlar bu ahşap kasnağın içine örüldü. Eğer kasnak izin veriyorsa kesinlikle hazeranı içine örülü olandan satın alın. Ya da eğer yapan imalatçı bir firmaysa muhakkak bu şekilde isteyin ve emin olun çok daha sağlam ve sağlıklı olacaktır. Tonet sandalyelerin yıllar boyunca dayanmasının tek sebebi tamamıyla bu kasnağın içine elle örülmesidir aslında. Ama tabi bazı modeller ne yazık ki bu el örgüsüne izin vermiyor. Mecburen kakma yapılıyor.
Aslında bu sandalyeleri de ben teras için almıştım. Bilmiyorum, belki sonradan terasa da koyarım. Çünkü bu İnegöl Sofa'dan aldığım sandalyeleri, yani şunlardan toplam 4 tane satın aldım. Bunların da fiyatı oldukça uygun. Benim takipçilerime özel de indirim var. Masanın üstünden bahsedecek olursak, bu H&M'den aldığım, bu da H&M. Şu Koçtaş'tandı. Bu da normal bir cam bardak aslında. Bu da yine bir servis. Bunu nereden almıştım hatırlamıyorum. IKEA olabilir bu arada. Onun dışında bir de yeni bir aydınlatma aldım buraya. Görmüş olduğunuz, burada da yine siyah bur detayların olduğu, bu şekilde globların olduğu bir aydınlatma. Yani bunu da inanılmaz çok sevdim ve fiyatı gerçekten çok uygun. Bu aydınlatmanın da linkini aşağıya bırakırım. İncelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Ama fiyatına göre, yani şu ortadaki pirinç detayları olsun ve bu fiyatta gerçekten çok güzel bir işçiliği var. O yüzden çok sevdim. Buradaki aynam da Zara'nın çok eski sezonu. Bunu da ben bir önceki evimde kullanıyordum. Sonra bu dekorasyonu da buraya getirdim. Buradaki rafımı zaten bir önceki videoda görmüşsünüzdür. IKEA, ama yine duvar rengiyle aynı boyadım. Çerçevelerin ikisi de IKEA. Sadece işte iç görselleri farklı. Bir tanesinde Haziran var. Bu Haziran'ı ben kendim koydum içine. Burada ise bir görsel var. Bunu da bu şekilde sadece orta kısma yapıştırdım. Şu da yine Koçtaş'tan. Bu da H&M Home'dan. Bu arada şundan da bahsedeyim. Haziran'la ilgili dönüşümler yaptıkça, işte atıyorum mesela diğer Haziran dönüşümüm şu. Böyle bir sehpa yaptım ben. Hemen onu da böyle detay çekimlerini göstereyim sizlere. Bu sehpanın orta kısmı Haziran. Üstünde cam var. Kenarları da siyah metal. Bu aslında eskiden de benim orta sehpamdı. Ama üstünde ahşap vardı. O ahşabı kaldırıp yerine cam koydum. Orta kısma da Haziran yapıştırdım. Bu Haziran'ı internetten bulabilirsiniz. Haziranların fiyatı çok uygun değil. Çünkü bunlar tamamıyla elle yapılan, el işçiliğiyle yapılan örgüler. Metresi ortalama 450 lira ahşap olanların, bir de plastik olanları var. Onlar nispeten çok daha uygun. Hemen şu masa üstü, yani sehpa üstü detaylardan bahsedecek olursam, şu Zara'm, bunu yeni aldım sayılır. Çok olmadı alalı. Şunlar IKEA, bu AC Waikiki Home'un bir kokusu. Portakal çiçeği ve gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Çok tavsiye ederim. Fiyatı da çok uygun. Burada da küçük bir saksım var. Bu saksı da bir seramik tasarımcısı olan benim sevgili arkadaşım Deniz Ağbulut'un bir tasarımı. Bunun da Instagram hesabını sizler için aşağıya eklerim. Şuradaki, aslında bu bir vazo ama ben bu şekilde mumluk olarak kullanıyorum. Bunu da H&M Home'dan almıştım. Onun dışında bir de şöyle bir kırlentim var. Bunu da ben kendim yaptım. Instagram'da video olarak da IGTV'ye yükledim. Siz de bu tarz kırlent yastıklar yapmak istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Bunları zaten daha önce görmüşsünüzdür. Yine IKEA sehpaları. Burada bitki var. Arkasında da bitki var. Burada da böyle bir büst var. Bunun altındaki saksı bu arada ben yükseltici olarak kullandım. Bu saksıyı da çok sevdim. H&M Home'dan almıştım. Şimdilik o şekilde yerleştirdim. Burada da değişik olarak aslında bir önceki salon turundan farklı detaylar yok. Bu yastıklar AC Waikiki Home'un bu arada. Tavsiye ederim. Fiyatına göre bence oldukça uygun. Onun dışında yine burada bir sepet var. Bu sepet çok eskiden bana hediye. O zaman IKEA'da yoktu. İsveç'ten bir arkadaşım bana hediye etmişti. Bu servis arabası da bana çok soruluyor. Bu vintage bir parça. Yeni bir parça değil. Benim çok sevgili arkadaşlarım Hayat Ağacı Atölyesi'nin bana hediyesiydi. Perdelerle ilgili ise biliyorsunuz daha önceki videoda da bahsetmiştim. Bunlar IKEA. Ve düz tüller. Ben çok tül sevmiyorum zaten. O yüzden daha böyle az detaylı. Ama şu şekilde tülleri seviyorum. Bu da bana inanılmaz soruluyor. Tekrardan bu videoda da açıklamak istiyorum. Bakın burası 140 cm eninde örülmüş bir makrome. Beyaz, böyle bembeyaz, %100 pamuklu, 5 milim string iple örülmüş makrome. Sadece kare düğüm detayları var. Üstündeki bu dak keten karışımı bir kumaşa
diktirdik ve bu şekilde bir fon perde oluşturduk. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Bu bitki ve saksı da Bauhaus'tan ve hemen şuradan bahsediyorum. Bu görmüş olduğunuz duvar sanatı makrome değil, makrome çalışma değil, tamamıyla kilim dokuma çalışması. Bu Ersin Doğan Design'dan bir ürün, yani benim yaptığım bir ürün. Bu ise yukarıdaki tabak, Afrikan desen tabak ise Design Mecca. Bunun da Instagram adresini sizler için paylaşırım. Burada ise bir önceki videoda da bahsetmiştim. Sevgili Craftbox İzmir'in bana ev hediyesiydi. Yani salonumun son hali bu şekilde. Umarım sevmişsinizdir. Benim için güzel bir süreç oldu. Karantina döneminde başladı. Böyle bir anda başladı. Ve koltukla birlikte birçok detayda kendiliğinden geldi. Bu arada mobilya boyama ile ilgili, dönüşümlerle ilgili en çok aldığım soru işte şu boya ile şu boyanır mı oluyor genelde. Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama fikirlerinizi lütfen benimle aşağıda paylaşın. Bu videoda hangi zemin için hangi boya kullanılır, yine hangi zemin için hangi vernik kullanılır, bunların hepsini paylaşmak istiyorum bu videoda. Böyle ön bilgilerin olduğu anlatım üzerine daha çok, ama hani bize referans olabilecek bilgilerin yer aldığı kayıtlı bir video olsun istiyorum. Eğer siz de bunları öğrenmek istiyorsanız lütfen benim için aşağıda fikrinizi yazın. Bu arada Kadens'in yeni bir boyası çıktı, daha doğrusu astarı çıktı. Plastik yüzey astarı. Hibrit malt surface boyalar tüm yüzeyler için geçerli ama bazı yüzeylerde, özellikle bazı plastik yüzeylerde sorun çıkarabiliyordu ama bu boya sayesinde artık herhangi bir sorun yaşamayacağız. Ben de PVC cam ve kapımı boyamak istiyordum salonda. Aslında terasta denemesini yaptım. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Çok parlak bir yüzey olmadığı için. Ama burada daha sağlamlaştırmak istediğim için kapı ve pencereleri boyarken bu PVC astarı da denemek istiyorum. Denerken de sizlerle tabii ki paylaşırım. Ben duvar ve masayı aslında hemen hemen aynı zamanda boyamaya çalıştım. Çünkü katlar arasında bekleme süreniz olduğu için vakit kaybetmek istemedim. Bunun için Kadens'in 001 beyaz rengini kullandım. Ve bu renkle masayı ilk kat boyadım. 1/3 oranında sulandırdım. Yüzey kısımlarını kadiferolo ile alt kısımlarını, yani metal böyle detay kısımlarını ise ipek fırça kullandım. Kesinlikle boya yaparken de, vernik yaparken de kadiferolo ve ipek fırçanızı muhakkak bulundurun. Gerçekten de uygulaması çok kolay ve işlem bittiğinde yüzey tertemiz oluyor. Bu arada boya atarken lütfen ilk katını olabildiğince ince atın. Boyanızın sağlamlığını ve uzun ömürlülüğünü arttıracaktır. Kalın kalın kat atmamaya çalışın. İnce katlar atın. Belki biraz daha uğraştırır sizi ama en azından herhangi bir deformasyonda boyanın kalkmasını engeller. Mercan renkli duvarı dönüştürmeden önce bir astar işlemi uyguladım. Bunun için de normal boya astarı, yani duvar astarı değil de yine Kadens'in beyaz rengini bayağı sulandırdım. Yarıdan, hatta belki yarıdan daha fazla su ekledim ve sulu sulu iki kat boyadım. Duvar boyama işlemlerinde 1-2 saat beklemeniz yeterli. 24 saat beklemenize gerek yok. İki kat attım. Kuruduktan sonra Kadens'in 150 mm mizon rengini ve 150 mm beyaz rengini güzelce karıştırdım. Biraz daha sıcaklık eklemek için de içine bal kabağı rengini ekledim ve güzelce yine iyice karıştırdım. 1/3 oranında sulandırdım ve rulo ile duvara uyguladım. Birkaç saat sonra ikinci katında uyguladım ve hiçbir şekilde açık renk ile o mercan rengi arasında hiçbir fark olmadı bu basit astarlama işlemi sayesinde. Daha sonra Kadens'in yine kül rengiyle üzerine desenler çalıştım. Bu desenler aslında son dönemde trend olan Afrikan desenleri ve bu tarz duvar kağıtları ev dekorasyonunda olsun, tablolarda olsun gerçekten son dönemlerde inanılmaz trend. Ben de bu trendi yeni salon dekorasyonumda kullanmak istedim. Bu karışık deseni bir kısmını
ilham olarak bir kısmını spontane bir şekilde kendim çizdim. Bu karışık desen tabii ki beni biraz korkuttu ama renkler açık olduğu için gerçekten hiç rahatsız etmedi ve bunaltmadı. Instagram'dan da genellikle duvar kağıdı nereden diye yorumlar geliyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kül rengini normal boya fırçası ile uyguladım. Desenleri yaptım. Daha sonrasında ben böyle siyah biraz detaylar eklemek istiyordum. Burada biraz hata ettim. İlk böyle marker kalem ile o beyaz yani kül rengiyle boyadım. Açık kısımlardan boyadım. Üstünden geçtim. Daha sonrasında hoşuma gitmedi ama ikna olmayarak tekrardan komple hepsinin üstünden geçtim. Ama sonucunda işlemden memnun olmadığım için üşenmedim ve tekrar kül rengiyle üstlerinden birer kat daha geçtim. Şu şekilde yakından da göstereyim. Böyle yer yer silik olan aslında tatlı bir görünüm oldu. Ama bu adım gerekli mi diye sorarsanız bence çok da gerekli değil. Belki çok böyle yine şu renkte olabilir. Bu renkten birkaç ton koyu olabilir. Ya da normal vizon rengi olabilir. Belki ince fırça ile vizon rengiyle üstünden geçilebilir ama siyah gerçekten çok baskın oldu ve beğenmediğim için tekrardan boyadım. Duvar boyama işlemlerinde vernik kullanmıyoruz. O yüzden de oldukça kullanımı rahat. Yani Cadence Hybrid Matte Surface boyalarla duvar boyamak bence çok kolay. Çünkü silinebiliyor. Tekrar dönüşüme gidebiliyorsunuz. Bir sorun yaşamıyorsunuz. O yüzden de ben sonuçtan oldukça memnunum. Benim salon turu videom böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Biraz uzun bir video oldu yine. Ben kısa videolar yapamıyorum ne yazık ki. Ama hani bir salon turu bir de duvar yapımı ile ilgili iki video çekmek de istemedim. O yüzden hepsi tek videoda olsun istedim. Çok daha fazla uzatmak, bekletmek istemedim. Biraz da konuşmuş olabilirim ama gerçekten video çekmeyi özlemişim. Umarım siz de sevmişsinizdir çıkan sonucu. Kullandığım bütün ürünleri, boya malzemelerini, her şeyi tekrar söylediğim gibi hepsini aşağıya ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Sizi çok seviyorum. Umarım kanalıma abone olursunuz ve yorum yazarsınız. Merak ettiğiniz, soru sormak istediğiniz bir şey varsa da hepsini yorum olarak yazabilirsiniz. Evinizi sevin, yuvanızı sevin ama hepsinden önce kendinizi sevin. Siz kendinizi ne kadar severseniz, yaşam alanlarınız, eviniz, çevreniz, aşk hayatınız, aile hayatınız, her şey emin olun o kadar güzelleşiyor. O yüzden de benim size tavsiyem öncelikle bu. Daha sonrasında korkmayın, böyle küçük bir cesaret edin. Emin olun sonrasında her şey böyle sıra sıra gelecek. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.